Demek bunlardan 1000 tane yapınca dileğin gerçek olacakmış ha? Bilmem. Notta öyle yazıyordu. İnşallah yavrum. Önemli olan inanmak kızım. Sen inancını kaybetme. Aman hem boş ver zaten. Şu Raziye ile uğraşacağını, otur bunları yap. En azından sıkıntın geçer. Öyle de. Bazen bir şeye tutunmak çok zor oluyor anne. Sanki hep boşunaymış gibi geliyor. Ne yaparsam yapayım buranın dışına çıkamayacakmışım gibi hissediyorum bazen. Deme öyle yavrum. Olur mu hiç öyle şey? Kurtulacaksın buradan. Baban da hapisten çıkacak. Sonra da evimize gideceğiz. Yine eskisi gibi mutlu mesut yaşayacağız. İnşallah. Dur bakayım. Bir ucundan da ben tutayım. Beraber yapalım da çabuk biter ha. Görmedim, evin her yanını basmışlar. Ne oluyor Raziye? Ay banyoda, tuvalette görsem bir sürü böcek var. Böyle bıyır bıyır bıyır. Kalk git çabuk bir şey yap kız, çabuk kalk. Tamam bir sakin olun, bakıyorum. Ay 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 ay. İşte böyle. Vallahi Meleğin bir amcası olduğunu bilmiyorduk. Maalesef abimle aramız pek iyi değildi. Ama yeğenimi çok severim. Öyle değil mi Melek? Öyledir amca. Evvelsi gün geleydiniz keşke. Nişana da katılırdınız. Pek güzel olurdu. Kısmet hanımefendi. Artık düğün ne gelir ödeşiriz. Ama içim biraz rahatladı. Yeğenim sizin gibi bir aileye gelin gitmiş. Çok sevindim, çok. Müsaadenizle. Kızım, amcana biraz daha börek ver. Kek vardı ya, kekten de koy haydi. Vereyim anneciğim. Kızım, sen dur da ben yapayım. Bu böcek ilaçları ağır. Alerjin var senin kızım. Kötü olursun bak. Zaten elinin durumu da malum. Anneciğim, tamam. Bak sen görüş saatini kaçıracaksın. Git ben hallederim, merak etme. Ay 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 ay, vallahi var ya. Kaşınmaktan resmen derim aşındı böyle. Ay mahvoldum ben ya. Hayır bir şey değil. Konu komşu bize gelmekten ayağını kesecek. E gelin aldılar eve, böcek bastı diyecekler. Nuren, kız sana da laf gelir böyle. E Eylül pis pasaklı olunca sos etiklerin evine temizliğe gidiyorsun. Vallahi seni bir daha işe çağırmazlar. Tamam Raziye, tamam. Ben hallederim. Anneciğim, tamam bir dur. Aa, e sen hani Yaşar'ı görüşe gideceğim diyordun? Yetişirim ben canım. Raziye, nereden bulduysan zaten bu Nuhdemi'den kalma böcek ilaçlarını. Ya benim çocuğumun alerjisi var. Küçükken bir sinek ilacı sıkmıştık. Aha o zaman bile bayılıp kalmıştı yavrum. Ben yaparım. Ay tamam. O zaman ben sıkarım böcek ilaçlarını. Sen geç kalma, git hadi. Hadi anneciğim, babama da selam söyle. Ay, tamam yavrum, dikkat et. Ay git. Ay amma da kıymetli kızım varmış ha. Annem. Günaydın. Günaydın. Bunlar ne kızım? Turna kuşu. Pencerenin önünde buldum. Bir de not bırakmışım. Dur bakayım. Ben bir turna kuşuyum. Niye sana geldim biliyor musun? Çok yakında güzel günler göreceğini söylemek için. Sana tekrar umut vermek için. Hadi şimdi bir dilek tut, sonra benim gibi 1000 tane daha turna kuşu yap. Allah Allah. Kim yazmış ki bunu? Bilmem ama bu notu yazanla aynı kişi. Vallahi yazı aynı. Eylül.
razı olmasın. Bilmiyorum ki. Gerçekten Yaz mı yapıyor bunları sence? Sanki burada zorla kaldığımı biliyor da bana destek olmaya çalışıyor gibi. Yazı da onun yazısına benziyor. Ama o hiçbir şey bilmiyor ki anne. Hem Melek'le nişanlı. Benden de nefret ediyor. Kendine yeni bir hayat kurdu. Niye bana umut vermek istesin ki? Kızım, kim gönderdi bunu o zaman? Keşke Yaz olsa. Ama o değildir bence. Annem. Öyleyse bile. Ne bileyim, bir işaret bu işte. Sen umudunu kaybetme. Böyle bazen hayatta ummadığın yerden bir şey filizlenir. Sonra o büyür. Kocaman bir ağaç olur. Kovuğunda bir yuva bulursun kendine. Belki bu kuşlar da gelir, dallarına konar.